kolay gelsin. Kız çocukları için yazlık basit bir etek dikelim arkadaşlar sizinle bugün. Böyle küçük kalan parçalarınızı değerlendirmek amacıyla da bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 1 metre eninde, şu anda burası 50 santim ama iki kat olduğu için 50 santim arkadaşlar. 1 metre eninde 40 santim uzunluğunda parça ayarlıyoruz. Sonra yüzü içinde kalacak şekilde şöyle ikiye katlayıp yanını aşağıya doğru makineye çekiyoruz. Bel lastikli bir etek olacak arkadaşlar. Bu onun için ne yapmamız lazım? Lastiğimizi ayarlayıp şöyle üst üste koyup sağlam bir dikiş yapıyoruz buradan sökülmemesi için. Bu lastiğimizin genişliği de 54'ten kestim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Lastiğin ayarını siz kendiniz yapabilirsiniz. Lastiğin sertliğine veya gevşekliğine göre onu siz ayarlayabilirsiniz. Lastiğimizi dikelim, sonra belimize takalım. Lastiği bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Sağlam bir dikiş yapıyoruz. Ve lastiğimizi 4 eşit parçaya bölüyoruz. Takacağımız yeri de 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Yani eteğimizin belini de 4 eşit parçaya böldükten sonra ters taraftan kemerimizi, lastiğimizi geçiriyoruz. Ne yapmamız lazım? İşaretli olan yeri eteğin belinde işaret aldığımız dörtte birlik bölümlere getiriyoruz ve çekerek lastiğe yedirerek bunu dikiyoruz. Diğer dörtte birlik bölümü de yine eşitliyoruz, aynı şekilde üst üste koyuyoruz. Lastiği kestirmeyin arkadaşlar, sadece kumaştan biraz, 1 milim kadar kestirmeniz yeterli. Eğer 4 eşit parçaya bölmezseniz arkadaşlar, büzgülerini her tarafa eşit oranda dikemezsiniz. Arkadaşlar lastik içinde kalacak şekilde şöyle katlıyoruz. Ve makineye çekiyoruz. Bu büzgüyü arkadaşlar doğru bir şekilde ayarlamak için alttan dikerken buralarda böyle dönme olmasın diye ne yapmamız lazım? Burada ne kadar büzgü varsa aşağıda da o kadar büzgü olması lazım ki buradaki paylar dönmesin. Yani üstte ne kadar çektiysek ovarlık dikişini yaparken burada da o kadar çekip buradaki düzgüyü eşit olarak ayarlamamız lazım. Ve lastiği dikerken arkadaşlar burada da kumaş payı bırakmamamız lazım ki duruşu güzel olsun. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle parmağımızla aşağıya doğru kumaşı çektiriyoruz ki burada boşluk kalmasın. Thank you.
bayağı bol oldu arkadaşlar. Bunu onun için ayarlaması biraz zor olur. Yavaş dikin ama düzgün sonuçlar elde edin. Çektirince arkadaşlar burada lastik tamamen açılması lazım. Hiç potluk kalmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç dönmeler olmadı. Büzgüler ne oldu? Dik dik duruyor. Ama eğer burayı dikerken bu çekme ayarını düzgün yapmasaydık bunlar böyle yan yan dururdu arkadaşlar. Buradaki büzgüler. Şimdi sadece altını katlayıp bitiriyoruz arkadaşlar. Altında etek uçlarını şu şekilde paylarla açıyoruz. Şöyle 1 santim kadar katlıyorum. Sonra 2 santim kadar katlıyorum. Arkadaşlar ütüsünü de yaptık. Kız çocuklarımız için güzel bir kıyafet oldu. Yazın tril tril. Ve çok basit dikmesi de arkadaşlar. Bunu dikiş, düz dikişi bilen herkes yapabilir. Kolay gelsin arkadaşlar size de. Ölçülerini tekrar söyleyeyim. En 1 metre ikiye katlıyoruz. Yanına dikiyoruz. Lastiğini geçiriyoruz ve altını kapatıyoruz. Başka bir şeysi yok arkadaşlar. 40 santim boyunda lastiğimizi de 54 santimden kestik. Birbirini ekleyip makinesini çektik arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Çok basit.